Güzel. Zinzayla ve Dolomar'ı mı alıyorum dakika 25'te? Şimdi bir karakter düşün, herkese tek atıyor. Yeteneklerinin bekleme süresi tekrar tekrar dönüyor. Mızrağını sürekli sallıyor ve ölmüyor. Ve de inanılmaz hasarlar çıkarıyor, bunu söylemediysem. Karşınızda Naori'li full kritik Zinzao sorunsalı. Tuska Shen var. Adamın kostümü falan var, oynamasını biliyordur. Rengar da beni tanıdı, aynen başka deli yok. Haptaya Ignite Ghost oynayacak diyor. Girdiğim rüme şazilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Pattım ama olmadı ya. W, otomatik saldırı. Geldik, tekrardan oynayacağız. Ben bu adamı sürekli yoracağım. İyonları W ile almak istiyorum. Adama da hasar vereceğiz bu arada. Bak geliyorsun, sürekli otomatik saldırı atıyorsun. Bir çıtırdan pasifi anlatayım. Üçüncü vuruşunuz fazladan vuruyor. Bak şu an 3 oldu. Fazladan vurduk, iyileştik. W'muz 2 tane vuruş yapıyor. Mesela şöyle gösterdim onu da. E'miz böyle. W'yu tutturabildiysen uçabiliyorsun. Saldırı hızı kazandırıyor. Adam yamuldu lan, bu ne böyle? Mesela şu an tekrardan uçabilirim ama E yeteneği vardır. W'su da bizi counterlıyor ya, ne yapacağız biz bunu? Tamam, ben hızlıdan bir base atacağım. Yapılabilecek hiçbir şey kalmadı. Acaba diyorum, bana sıkıntısını çözmek için bundan mı alsak? Aldım. Ama bunu dönüştürür müyüm bilmiyorum. Dönüştürsek de güçlü olabiliriz. İnsanın düşüne de yarar. Deneyeceğiz bir şeyler. Video şimdiden hoşunuza giderse like, hoşunuza gitmezse dislike atmayı unutmayın. Sevini yoruma yazın ki kanal iyice gelişsin. Gel bakalım Shen Efendi. Güzel, en azından lane bize doğru geliyor. Flash'ı gitti. Bir dahakine öyle olacak. Teleportunu da harcayacak hatta. Güzel. Rengar'a ölmeli miyiz burada? Öleceğiz. Oha, flash atıyor bir de. Tekrardan geldik bakalım. 5 level'e 4 level. Birazcık bekleyelim. Minyonları kesip sonrasında saldıracağım elemana. Yunus diğer yeteneklerin bekleme süresini azaltıyor. Şu animasyon iptalini de yapın. Bak daha ne yaptım. Otomatik saldırı Q. Bu da çok önemli. Şimdi Shen'in önce bir W yeteneğini almamız gerekiyor. Çok fazla minyon var. Bu kadar minyonun içinde saldırmam. Bir tane vurdum. Hemen W'sunu bastı. Çok güzel. Combo böyle işte. Adamı zıplatabilip sonrasında W atabiliyorsan full hasar vermiş oluyorsun. Bir süre sonra bu Shen'i kesemeyeceğiz ama, inanılmaz zırh kasacak. Şöyle bir atlasam, W atsam. Ölmüş olabilir. Hiçbir türlü sıkıntı yok. Bir dahaki komboda öldüreceğim. 6 level olduk. Ultimizde şöyle bir şey. Basıyorsun. Eğer rakip otomatik saldırı ya da yetenek atmadıysan bir anda adam savruluyor. Şöyle bir alan açılıyor. Alanın dışından sana vuranlar damage atamıyor. Ya kaçmak için kullanıyorsun ya da aniden hasar atmak için. Sana kalmış ne yapacaksın. Geldim Rengar'ın ormanına, totem bıraktım. O da buradaymış zaten. Şimdi bana oynarsa Shen'e güvenerek oynayacak. Bay bay. Tamam, tekrardan lane'imize gelsin. Üzerine kırmızı güçlendirmem var. Oğlum o kadar minyon kaçırttım, yine de eşit gidiyor. Bu adam oynamayı biliyor bence. Tamam, burada lane'imize doğru gelecek. Hemen bir vadiye gidelim gizlice. Ama sanırsam Rengar da bu tarafa gelecek. Hatta çalıda bir Rengar'ı mı beklesek? Ya ben burada vadiye başlıyorum. En kötü ölürüz yani. Shen hemen mulladı. Kardeşim totemini de atmış. Hızlıdan base'e tıkladım. Birazdan sizlerleyim ama yani Shen de ulti atacak zamanı buldu ya. Neyse, bedavadan kule altınımız olacak. Her şeyi yanından bakıyoruz. Sanırım belli gold daha lazım. İlk eşya can biçen alacağım. OP olacaktır. Zinza'nın tek sıkıntısı manası. O yüzden bunu aldım. Para lazım olursa tanrıçanın gözyaşını satacağım. Aa, Rengar alıyor lan bunu. Öldü, güzel. Bu da ölecek. Bu kadar güçlü işte Zinzao. Tek bir eşyayla bunu yapabildik. Tarayıcımı bastım. Vadiye doğru ilerliyorum. Rengar muhtemelen ultiyle gelir. Pasiften dolayı canımız gitmiyor. Teleport da atıldı. O teleportun atılma sebebi bence belli. Gelen yok gibi. Oha, alabildim mi? Cidden inanamıyorum. Şöyle bir W. Vadiye erkenden açalım. Bu adam bize hiçbir şey aldırmayacak zaten. ...356. Havadan 356. Atlar mı üzerimize, ne diyorsunuz? Tanrıçanın gözyaşını sattım, ilerliyorum. Şimdi Vahşi Aydır alacağım. Bakın buradan sınırsız mananız var. Q'nuz fazladan vuruyor. Bunu alınca da sınırsız canınız olacak ve damage'iniz ölçecek. W fazladan vuracak. Tekrardan geldik. Sabaha kadar böyle oynayacağız sanırsam. Oğlum Shen, senin yerinde olsam inanılmaz sıkılırdın. Ulti atsın da bari. Oh, gidiyor. Güzel. 306.
Buradan da bir 600'ü çekeceğiz. Otomatik saldırı, otomatik saldırı Q. Pırıltı sayesinde fazladan vurduk. Şimdi minyon gelirse E atacağım, oradan saldırı hızı gelecek. Ve güzelinden 600 altını aldık. Öldü. Aa, Rengar buradaymış. Ayeti bastım. O da öldü. Bak hemen totemi de bulduk, onu da kesiyoruz. Hızlıdan base atıyorum. Harika bir oyun oluyor. Tahsildarı birazcık daha erken bitireceğim, hazır alabiliyorken. Oo, selam Rengar. Adam sürekli sekliyor benden. Ben bottan ilerleyeyim, 600 altın gelsin. Güzel. Bence yine güzeldi. Ben eğlendim. Şimdi asıl büyük soru, Vahşi Hydra'yı mı bitirmeliyim? Bence bitirmeyeyim. Onun yerine Navori bitirelim. Can çalmayı sattım, Navori'yi aldım. Ya da şöyle yapalım. Satmadım abi. Hızlıdan bir vadiye gideceğim. Oradan 300 altın gelecek. Navori'yi öyle bitireceğiz. Muhtemelen Rengar damlayabilir. Aldık. Üzerine bana altın getirdi. Teşekkür ediyorum. Navori'yi de bitirdim. Şu Zinza'yı oynayın, oynasın. Bak, Navori'yle güç patlamasını izliyorsun şimdi. Yetenekler sürekli dönecek. Bot lane'de bir fight gördük. Hemen ilerleyelim. Bakalım kaç tanesini kesebileceğim. Abi Kogma niye o kadar iyi oynuyor? 5 altınımı da aldım aradan. Oğlum Kog'Maw durdurulamaz bir güce dönüşmeye başladı bak. Herkesi kesiyor. Tamam, daha ciddi oynayacağım. Rengar buraya adım atar mı? Ne diyorsunuz? Aha, Talon geliyor. Kaçmak zorundaydım. Tamam, bunu da bitirdim. 2 tane totem aldım. İlerliyoruz. Red buff alacağız. Şu anda almanız gereken tüm eşyaları aldınız. Savunma eşyası çıkabilirsiniz ama ben birazcık daha kritik eşyası almak istiyorum. Normalde mesela bir Stera kalsan çok daha iyi olabilir. Ya da ölümün dansı. Yine bir takım savaşı. Yine ultim yok. Bay bay. Ölmüş olması lazımdı ama. Hadi şu Talon'u da keselim. Vadiyi açtık. Bay bay. Bir kafa dağıtsaydı be. Hava da öldü, güzel. Hadi ufaktan da savunma çıkalım dedim be. Buradan da son fırsatı, buradan da Dominik. Ya da o bunu mu alsak? Hasarımız coşar yine. Bizimkiler yine satışa başladı abi. Yani baron diyorum, elemanlar gidip savaşıyor ve ölüyor. Rakip seriye bağladı. Kog'Maw tek başına taşıyacak mıydı? Ben bir solo baron deneyeceğim. Umarım olur. Alıyoruz gibi ha. Zinza ile solo baron alıyorum dakika 25'te.
Solo Baron. Takımı alalım dedim, almadılar. Gittim kendim aldım. Aa, ikisi de ölmedi lan. Bu sefer de ben mi sattım? Güzel. Sanırım oyunun sonuna geldik. Bak, en son ayakkabıyı sattım. Dominic'i de aldım. %80 kritik ihtimalimiz var. 400 AD'miz var. Zin Zhao Taplin sorunsalı. 300 karşıya karşı bu şekildeydi. Bu baronu almasaydık büyük ihtimalle kaybedecektik. Çok fazla satıyorlardı. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım, neler yapmışız görelim. Zafer. Zin Zhao ile S-Art'ı kazandık. 16-5-2, 17.443 altın oyundaki en yüksek altın bizde. Shen kardeşim sadece 9.000 kasabilmiş. Ona da 8.000 altın farkı yapıştırmışız. Şöyle bir hasar tablosuna geldiğimde 33.000 ile koskocaman bir gökdelen dikmişiz. Kog'Maw 44.000 vurmuş. Onu da eline sağlık diyorum. Sonlara doğru güzel oynuyordu. Ya birazcık trollesek kazandırabilirdi. Takıma baktığımızda bot lane'imiz 17 defa ölmüş. Midimiz güzeldi ama yani bir garip ölüyordu. Her izlediğimde garip ölüyordu. Ormancımız klasik bir Z iyi oynadı. Bence bu build'e bayıldınız ve sizler de deneyeceksiniz. Gözünüzde şu an onu görüyorum. Böyle bir Zin Zhao isteği doğdu sizde. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Katıldığı süper teşekkür yapanlara teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse like bırakarak kanalı destekleyebilirsiniz. 7000 like'de Zin Zhao'nun devamını çekeceğim. Tabağın 8'i ben video editlemeye gideceğim şimdi. Öpüldünüz. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bye bye.